Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Mart ayının ilk gününde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Moskova ve Şam teslim ol dedi, Washington'ın ateşi körükledi. Bölücü terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin Suriye ordusuna teslim olma görüşmelerinin ayrıntılarına Ulusal Kanal ulaştı. Rus diplomatik kaynaklar Amerika devreye girerek PYD'nin teslim sürecini durdurdu bilgisini paylaştı. İşte Suriye ordusunun teslim şartları ve Amerika'nın yeni planı. PYD-YPG terör örgütleri Türkiye'nin de Suriye'nin de ortak düşmanıdır. Afrin'de sıkışan PKK-PYD teslim olmak istiyor, Amerika engelliyor. Türk ordusunun kararlı operasyonları sonrası PKK-PYD Suriye ordusuna teslim olma hazırlıklarına başladı. Ve bakın şu anda Suriye'de rejim bu bizim için bir tehdit oluşturur diyor. Talep PYD'den geldi. Moskova ve Şam'dan yetkililer PYD ile 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece Laskiye'deki Rus üssü Hmeymim'de görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından PYD'nin önüne teslim şartları konuldu. Ulusal Kanal Rus diplomatik kaynaklardan o temasların ayrıntılarına ulaştı. Buna göre örgütün önüne 3 seçenek konuldu. 1. Afrin'de silahlarını bırak. Devlet kurumlarının kontrolünü Suriye ordusuna bırak. Bölgede sivil olarak yaşamına devam et. 2. Afrin'den çekil. Silahların ve militanlarınla birlikte Fırat'ın doğusundaki PYD kantonlarının olduğu bölgeye git. 3. Halk Savunma Birliği Afrin'e geldiğinde PKK-PYD'den çekildiğini ilan et ve Suriye ordusuna katıl. İşte bölücü örgüt bu teslim şartlarından birini kabul etmeye hazırlanırken devreye Amerika girdi. Ankara'daki Rus diplomatik kaynaklar Amerika'nın PKK'ya talimat vererek teslim sürecini engellediği bilgisini paylaştı. PYD'nin Suriye ordusuna teslim olmasını istemeyen Washington yönetimi PYD eliyle Esad yönetimine yeni bir öneri götürdü. Öneriye göre Suriye ordusu Afrin'e girecek ancak PKK-PYD silahlarını bırakmayacak. Türk ordusuna karşı PYD ile Suriye ordusunun savaşması sağlanacak. Rus diplomatik kaynaklar bu öneriyi Moskova ve Şam'ın reddettiğini belirtiyor. Amerika'nın PKK-PYD'nin teslim olma sürecini engellediğini belirten Rus kaynaklara göre kısa vadede PYD teslim olma şartlarını kabul etmek zorunda kalacak. Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacak. Kaynaklar Türk ordusu karşısında şansı olmayan örgütün operasyonun ilerleyen aşamalarında Suriye ordusuna teslim olabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan örgütün Fırat'ın doğusundaki Amerika destekli kantonlarına karşı mücadelenin Ankara-Şam kapısını siyaset yoluyla aralaması bekleniyor. Sevgili seyirciler, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararının tüm Suriye'yi kapsadığını öne süren Amerika'ya Türkiye'den sert yanıt geldi. Amerika'nın Afrin operasyonunu engellemek istediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK-PYD-YPG ile IŞİD'le mücadele bahanesiyle sahip çıkan Amerika'nın samimi olmadığını belirtti. Bozdağ'ın Afrin harekatı konusundaysa tavrı net oldu. Zeytin Dalı harekatı bugüne kadar başarıyla sürdürülmüştür. Bundan sonra da devam edecektir dedi. Biz bölgede ne yaptığımızı biliyoruz. O nedenle bir kez daha söylüyoruz. Bu karar Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatını etkilemeyecektir. Çünkü bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı harekatı bu kararın kapsamı dışındadır. Amerika, Birleşmiş Milletler'in aldığı ateşkes kararının tüm Suriye'yi kapsadığını öne sürdü. Washington-Ankara arasındaki gerilim yükseldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Amerika'nın tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Böylesine kılı kırk yaran bir hassasiyetle sürdürülen operasyon ve operasyon bölgesiyle ilgili insani ihtiyaçlar ve oradaki diğer konularla ilgili bir sıkıntı olduğunu söylemek alemi kör, herkesi sersem sanmak olur ki bu da yanlıştır. Ateşkes kararını Türkiye iyi okumalı diyen Washington'a Bozdağ net konuştu. Biz kararı okuduk, hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda vardır. Zeytin Dalı harekatı Afrin bölgesindeki terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak, son teröristi oradan
etkisiz hale getirmek ve bölgede huzur, barış, istikrar ve güveni yeniden tesis etmek hedefiyle başlatılmış ve başarıyla bugüne kadar sürdürülmüştür. Bundan sonra da devam edecektir. Birleşmiş Milletler kararında Afrin'le ilgili bir madde olmadığını kesin bir dille söyleyen Bozdağ, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin de alınan karar kapsamında bulunmadığını söyledi. Amerika'nın bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı engellemek istediğini vurguladı. Bir yandan DAEŞ'e odaklanalım diyorlar, öte yandan DAEŞ'e karşı da yürütülen bir operasyon var. Bu operasyona engellemek için uğraşıyorlar. Burada samimi olmak gerekir. Terör örgütlerinin hepsi terör örgütüdür. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Rengi, dili, cinsiyeti olmaz. Hedeflerine göre terör örgütleri iyi kötü diye tasnif edilemez. PKK, PYD, YPG, KCK terör örgütleri nasıl eli kanlı bir terör örgütüyse aynı şekilde DAEŞ da eli kanlı bir terör örgütüdür. Amerika'nın bölgede IŞİD'le mücadele bahanesiyle PKK-PYD'ye kol kanat germesini de terör örgütlerine karşı çifte standart olarak yorumladı Bozdağ. Bu bölgede sadece PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı bir mücadele yürümemektedir. Aynı şekilde DAEŞ terör örgütüne karşı da bir mücadele yürütülmektedir. Terör örgütlerinin birine karşı mücadelede odaklanalım, öbürüne karşı odaklanmayalım demek çifte standarttır. Benim menfaatim varsa ona karşı mücadele meşrudur ama benim menfaatim yoksa ona karşı mücadele olmaz. Böyle şey olmaz. ABD'nin odaklanmadığı terör örgütlerine karşı mücadele yapılamaz gibi bir mantıksızlığı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Ulusal Kanal Afrin harekatını sıcak noktadan takip ediyor. Son bilgileri almak için Hatay'a sınır hattındaki arkadaşımız Deniz Çağlayan'a döneceğiz. Deniz, gün boyunca sınır hattında neler yaşandı? Savaş uçaklarının sesini duyabildiniz mi? Askeri helikopterlerin bölgeden geçiş yaptığına dair bilgiler var. Gün boyunca neler gözlemleyebildiniz? Şahin Sikorsky helikopterleri gördük bugün Hatay üzerinden Afrin'e doğru hareket eden. Bunu söylemekte fayda var. Çok sayıda arka arkaya obüs atışlarını da duyduk tabii ki. Gün içerisinde yaptığımız yayınlarda izleyicilerimiz de bu sesleri duymuştur. Şimdi sıcak bir bilgi aktarmakta fayda var. Bunu her yayınımızda söylüyoruz. Afrin kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Rojo ve Cinderes'te. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu harekatın en önemli kritik noktalarından biri Cinderes ve Rojo. Bu bölgelerdeki çatışmalar sürüyor ve az önce bir bilgi ulaştı bizlere. Ancak Genelkurmay Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok ve teyit edilmedi. Bunu da aktarmakta fayda var. Öncelikle bunu belirteyim. Afrin kırsalında Rojo'nun kuzey bölgesinde bir sızma girişimi vardı terör örgütü tarafından. Terörden temizlenen bölgelere doğru. Çünkü kapana sıkışan PKK-PYD bu bölgelerde terörden arındırıldığı için bu bölgelere daha önce kazılan tüneller aracılığıyla sızma girişiminde bulunuyor. Yine Rojo'nun kuzeyinde böyle bir girişim söz konusuydu. Sıcak bir çatışma yaşandı ve gelen bilgilere göre çatışma bayağı büyük bir çatışmaydı ve şehit ve yaralılarımızın olduğu yönünde bir bilgi geldi. Ancak tekrar belirtmekte fayda var. Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yok ve bu bilgi henüz teyit edilmiş değil. Rojo ve Cinderes iki önemli hat Afrin harekatının ilerleyişi için. Afrin merkezine doğru ilerlerken bu iki bölgenin temizlenmesiyle birlikte dağlık alanda Türk askerinin artık arkasına çok daha büyük bir güçle ilerleyebileceği kritik noktalar aslında bunlar. İşte Afrin merkezine doğru ilerlemek için de bu iki noktanın kesinlikle terör örgütünden temizlenmesi gerekiyor. İkmal hatlarını özellikle vurguluyoruz. Terör örgütü bu bölgenin altını köstebek yuvasına çevirmiş durumda. Kilometrelerce uzunlukta tüneller var Afrin'in altında. İşte biraz konuşmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın, hava çok soğuk, çok fazla rüzgar var. İşte Mehmetçiğimiz bu şartlar altında Afrin'de bu harekatı başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Bakalım gün içerisinde Zeytin Dalı harekatının 41. gününde neler yaşanmış, haberimizde izliyoruz.
dikkati elden bırakmıyor, adım adım ilerliyorlar. Jandarma özel harekat ve polis özel harekat ekipleri Meskun Mahal operasyonu için Gaziantep'ten Afrin'e geçti. Oluşturulan üst noktalarına konuşlandırıldılar. JÖH ve PÖH'ler ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallelerde patlayıcı imhası ve ev araması faaliyetini yürütecek. Cinderes operasyonunun hafta sonu başlaması planlanıyor. Cinderes ve Raco'da ilk ciddi meskun mahal operasyonu başlamış olacak. Afrin'de göreve hazır olan ve Güneydoğu'da büyük tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'ler 24 saat aralıksız bölgeyi izliyor. Mehmetçik ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. 20 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye ulaştı. 422 kilometrelik alan teröristlerden arındırıldı. Başta Cinderes bölgesi olmak üzere birçok noktada terör hedefleri vuruldu. Çok namlulu roket atarlarla hedefler ateş altına alındı. Atın serbest mi? Bombalanan hedefler imha edildi. Raco beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyü de teröristlerden arındırıldı. Böylece 88'i köy olmak üzere toplam 116 nokta kurtarılmış oldu. Sevgili seyirciler, Afrin harekatı kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı harekatı kapsamında bölgeden bazı üzücü haberler de geliyor. Bunu az önce Deniz Çağlayan da bizlerle paylaştı. Bir grup teröristin sızma girişiminde bulunduğu, bu teröristlere uçaklarla, helikopterlerle müdahale edildi. Çatışma çıktı. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü, bu arada şehit ve yaralı olduğu bilgisi de geliyor. Ancak bu konuda tabii ki resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Ulusal Kanal sıcak bölgeden Zeytin Dalı harekatı ile ilgili gelişmeleri an be an ekranınıza taşımaya devam ediyor. Ulusal Kanal editörü Deniz Çağlayan ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya kritik noktalardan harekatla ilgili bilgileri paylaşıyor. Şimdi sıcak noktadan gelen o haberi izliyoruz. Afrin'de özel birlikler de bölgede, sınıra sevkiyatlar tüm hızıyla sürüyor. Türk ordusunun adım adım ilerlediği Afrin'de Raco Dağı eteklerindeki Şeyh Hadit bölgesi teröristlerden arındırıldı. Bu nokta terörden arındırılan Raco Dağı eteklerindeki Şeyh Hadit bölgesi. Teröristler bu bölgeye sızma girişiminde bulunuyorlar. Ankara ve Sinara köylerinde sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Şu anda bölgede sıcak çatışma hala devam ediyor. Obüsler ve top atışlarıyla hedefler imha ediliyor. Bölgeye yeni sınır birlikleri sevk ediliyor. Teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu bölgede çatışmalar devam ediyor. Bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki ÖSO birlikleri sevk edildi. Ve kritik bir bölge olan Cinderes. Arkamda görmüş olduğunuz vadi Cinderes'e açılan vadi. İşte Cinderes'teki sıcak çatışmalar buradan giren Türk ordusunun buradan girdiği noktadayız aslında şu anda ve Mustafa Kaya ile birlikteyiz. Sınırdan 12-13 kilometre yani Cinderes'e kadar yaklaşacak şekilde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin ve Türkiye Müzahir Grupları'nın elinde olduğunu söylememiz mümkün. Şu an itibariyle gözle gördüğümüz o Cinderes bölgesinde de bazı meskun mahal çatışmalarının başladığını duyurmak mümkün. Hatta bugün bazı görüntülerde paylaşırdı jandarma özel harekat timleri. Biz de bütün gün gittiğimiz birçok yerde karşılaştık onlarla. JÖH timleri ve polis özel harekat timleri. Onlar da şu an meskun mahal noktalarında yine operasyonlarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki aşamaya geçtiğinin de aslında bugün burada yapılan operasyonlar kanıtı diyebiliriz. Tekrar etmekte fayda var sevgili seyirciler. Bir sızma girişimi oldu. Daha önce tespit edilemeyen tünellerle teröristler
askerlerimize sızma girişiminde bulundu. Çatışma sona erdi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve sızma girişiminin bertaraf edildiği bilgisini paylaşalım. Diğer bilgiler için de tabii ki resmi açıklamayı beklemeli. Jandarma ve polis özel harekat ekipleri vatanın bekası için savaşan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla takviye amaçlı olarak sınıra sevk edildi. Hatay'a ulaşan güvenlik güçleri vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Mehmetçik terör örgütlerini bir bir temizliyor. Zeytin Dalı harekatıyla bölgeye huzur ve barış geliyor. Zorlu görevi kahramanca yürüten Mehmetçiğe destek için jandarma ve polis özel harekat ekipleri sınıra sevk edildi. Takviye amaçlı yola çıkan ekipler Hatay'a ulaştı. İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyu yurttaşlar coşkuyla karşıladı. Ekipleri taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyunun geçişi sırasında yurttaşlar ay yıldızlı Türk bayraklarını dalgalandırarak destek sloganları attı. Sınır birliklerine doğru hareket eden konvoy Afrin'e geçecek. Sevgili seyirciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyareti gerçekleştiriyor. Ziyaretin terörle mücadele kapsamında olduğu gelen bilgiler arasında. Orgeneral Akar, başta terör örgütü PKK olmak üzere bölgesel tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ortak mücadele konseptini görüşecek Bağdat'ta mevkidaşıyla. Terör örgütlerinin Suriye'deki en büyük destekçisi Amerika, PKK-PYD-YPG'nin olduğu bölgelerde 20'ye yakın askeri üs kurdu. Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada Amerika'nın terör örgütüne gelişmiş ağır silahlar vererek Türkiye'yi Afrin operasyonu için provoke ettiğini belirtti. Konseyin Uluslararası Güvenlik Sekreteri Alexander Venedikov da Amerika'nın Şam yönetiminin onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf'taki bir alanı işgal etmesinin hayret verici olduğunu söyledi. Amerika terör örgütü PKK-PYD'li teröristlere silah yardımı yapmaya ve eğitmeye devam ediyor. Suriye'de terör örgütlerine büyük destek sağlayan Amerika, şimdi de PKK-PYD-YPG'nin olduğu bölgelerde kurduğu yasa dışı üslerle gündemde. Konu Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasıyla gündeme geldi. Konseyin Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Alexander Venediktov tarafından yapılan açıklamada, Amerika'nın teröristlerin bulunduğu yerlerde şimdiye kadar 20'ye yakın üs kurduğu belirtildi. Venediktov, Suriye'de sağlanmaya çalışan istikrarın dış müdahalelerle baltalandığını söyleyerek Amerika'ya sert bir gönderme de yaptı. Amerika'nın PKK-PYD'ye en üst düzey silahlarını verdiğini kaydeden sekreter yardımcısı, Amerika'nın bu şekilde Afrin'de başarıyla yürütülen Zeytin Dalı harekatı konusunda Türkiye'yi provoke ettiğini vurguladı. Venediktov, Amerika'nın Şam'ın onayı olmadan Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf'ta yaklaşık 55 kilometrelik alanı işgal ettiğini de hatırlattı. Bölgedeki Rukban sığınmacı kampında teröristler serbestçe gezerken Birleşmiş Milletler insani konvoylarının içeri alınmamasının Amerika'nın terörle mücadele söylemleriyle ters düştüğünü de ifade etti. Amerika'nın bölgede PKK-PYD-YPG'ye sağladığı stratejik ve askeri destek kamuoyu tarafından açıkça biliniyor. Anadolu Ajansı geçen aylarda Amerika'nın Suriye'deki korsan üslerini isim isim ve haritayla yayınlamıştı. Bu haber karşısında panikleyen Amerika, Türkiye'nin Amerikan askerlerine hedef gösterdiğini iddia etmişti. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği bilgisini paylaşalım sevgili seyirciler. Kararlılıkla devam ediyor terörle mücadele. Hem yurt içinde hem de sınırlarımız dışında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Guta'daki çok sayıda sivilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla tahliye edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise olayın yaklaşık bir ay önce yaşandığını ifade etti.
Ankara Şam hattındaki Suriye koordinesi sürüyor. Son gelişme Doğu Guta için yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Guta'daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bölgede tahliye koridoru açtıklarını belirten Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda sivilin tahliyesi için arabuluculuk yaptığını söyledi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Putin, kaç sivilin ne zaman tahliye edildiğine ilişkinse detaylı bilgi paylaşmadı. Putin'in açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığından ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 700 sivil için tahliye işlemlerinin yaklaşık bir ay önce yaşandığını, Putin'in yeni açıkladığını ifade etti. Kalın, tahliye edilen sivillerin tedavi için Türkiye'ye gelmesini istediklerini, ancak Şam'da bir bölgeye kaydırıldıklarını kaydetti. Türkiye'ye getirilmeleri konusundaki talebin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Kalın, gelmeleri halinde tedavi amaçlı onları almaya hazırız diye konuştu. Bölücü terör örgütü PKK'ya ait kamplar bir kez daha vuruldu. İran kuzeyindeki Hakurk ve Kaniraş bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Türk ordusu teröristleri 4 koldan etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Yurt içinde ve Afrin'de operasyonlar devam ederken İran kuzeyindeki teröristlere de göz açtırılmadı. Karakol ve üst bölgelerine saldırmak isteyen PKK'lılar keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi. Belirlenen noktalar için Türk savaş uçakları havalandı. İran kuzeyindeki Hakurk ve Kaniraş bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı öldürüldü, 1 adet çok namlulu roket atar silahı imha edildi. İran kuzeyindeki barınma alanlarından da 4 PKK'lı kaçtı. Teröristler Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki başarısı Amerika'yı zor durumda bıraktı. Zeytin Dalı Harekatı'na karşı Amerika'nın kara gücü PYD'li teröristler Afrin'e yöneldi. CENTCOM komutanı Joseph Wattle ise PKK-PYD-YPG'nin Amerika'nın desteklediği bölgeleri terk etmesinden rahatsız. Türk ordusu Afrin'de terör hedeflerini vuruyor, Amerika rahatsız oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda başarısı Amerikalı komutanları rahatsız etti. Amerikan Merkez Kuvvetler yani CENTCOM komutanı Joseph Wattle konuştu. Amerikan ordusunun Afrin'deki PKK-PYD ile doğrudan ilişkisini reddetti. Afrin'de Türkiye ile PYD arasındaki çatışmalar Amerika'yı zor durumda bırakıyor dedi. Amerika ile işbirliği yapan Fırat'ın doğusundaki bazı YPG'liler cepheleri terk edip Afrin'e gidiyor. Bu operasyon IŞİD'i yenme kabiliyetimizi doğrudan etkiliyor. Wattle, Zeytin Dalı Harekatı konusundaki rahatsızlığını işte bu sözlerle dile getirdi. General Wattle ayrıca Türkiye'nin Afrin'e yönelik adımlarının IŞİD'e karşı yapılan savaşı etkilediğini öne sürdü. Siyasi partilerin ittifak yapmasının önünü açacak 26 maddelik teklif Meclis Alt Komisyonu'nda kabul edildi. Anayasa Komisyonu'na sevk edilen teklif için 5 Mart'ta yeni toplantı yapılacak. Bu süre zarfında CHP kendi içinde oluşturduğu komisyonla AKP-MHP ittifakı dışında kalan diğer partilerin görüşlerini alacak. Kabul ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. AKP ile MHP'nin tam mutabakatla hazırladığı ittifak teklifi Meclis Alt Komisyonu'ndan geçti. Alt Komisyon sadece bir gün onu değerlendirmiştir. 28 Şubat'ta 5 saat süren çalışmalarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ardından hiçbir değişikliğe uğramayan 26 maddelik teklif tekrar üst komisyon olan Meclis Anayasa Komisyonu'na sevk edildi. Anayasa Komisyonu da yeniden kendisine gelen teklif için 1 Mart'ta toplanacaktı. Ancak CHP'den son dakika erteleme talebi geldi. Bunun ertelenmesini de talep ettik. Bunun bir oldu bittiye getirmeyin dedik. AKP ile iletişime geçen CHP'li kurmaylar teklif görüşmeleri için süre istedi. Bu nedenle komisyon 5 Mart Pazartesi günü saat 14'te toplanma kararı aldı.
Toplantı gününe kadar da CHP ittifak teklifi üzerine çalışma yürütecek. Sayın Bülent Tezcan var, Mehmet Bekaroğlu var, Özgür Özel var, Lale Karabıyık var. Bu arkadaşlarımızla beraber bir komisyon oluşturulmuştur. CHP bünyesinde oluşturulan komisyon AKP-MHP ittifakı dışında kalan diğer partileri ziyaret edecek. İttifak teklifi için görüş alışveriş yapılacak. Millet iradesinin büyük bir çoğunluğunun yansıdığı bu siyasi partilerin görüşlerini de o masaya koymak istiyoruz. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, parti içindeki komisyonun sunacağı raporun AKP ve MHP'ye iletilebileceğini söyledi. Gerek görülürse oturup hem siyasi parti düzeyinde hem de yöneticiler düzeyinde oturup bir görüşme sağlanabilir. Bu haberle ilgili bir bilgi de paylaşalım sevgili seyirciler. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Başkanlığındaki CHP heyeti yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi. Şekerin stratejik bir ürün olduğunu belirten TİZOP Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, özelleştirmelerin çözüm olmadığını daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda gördük, dedi. Çiftçilerin örgütü Türkiye Ziraat Odaları Birliği, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi. Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür. Açıklamayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı. Özelleştirilecek 14 fabrika 1575 köyden pancar alımı yapmaktadır. Bu fabrikalar 1.25 milyon dekar alanda üretim yapan 47.758 çiftçimizden pancar alımı yapmaktadır. Yine bu 14 fabrikada 4.000'in üzerinde çalışanla 7 milyon ton şeker pancarı işlenmekte ve 947 bin ton şeker, 322 bin melas, 2 milyon 74 bin ton yaş küsme üretilmektedir. Bu rakamlar ihmal edilecek, vazgeçilecek rakamlar değildir. Sendikaların bu konuda endişe ve sıkıntılarına katılıyoruz. Biz de çiftçimiz açısından endişeliyiz. Birliğin genel merkezinde konuşan Bayraktar, şekerin Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu ifade etti. Özelleştirmeler çözüm değildir, dedi. Şeker stratejik bir üründür. Dışa bağımlı olunacak bir ürün değildir. Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Cargill gibi yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir. Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan randevu talep ettiklerini belirten Bayraktar önerilerini sıraladı. Hem şeker pancarı hem şeker üretimi artırılmalıdır. Çiftçi örgütleri, çalışan ve kamunun içinde yer aldığı yeni bir yapılanma modeliyle bu fabrikalar yaşatılmalıdır. Teknoloji açısından güçlendirilmeli, çalışan sayısı artırılmalı, gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Şeker pancarı üretiminde de destekler artırılmalıdır. 28 Şubat sürecine ilişkin dönemin askeri yöneticilerini hedef alan hükümete tepki yağdı. Dava sanıklarıyla avukatlar Başbakan Binali Yıldırım'ın 28 Şubat davasında en ağır ceza verilecek sözlerinin yargıya baskı uygulamak olduğunu vurguladı. FETÖ'cülerin başlattığı 28 Şubat davasında duruşmalar yarın görülmeye devam edilecek. 28 Şubat'ın acılarını unutmadık. Bu 28 Şubat darbesine destek veren hükümetin 28 Şubat sürecine ilişkin dönemin askeri yetkililerini hedef alan açıklamalarına tepki yağdı. Bu açıkça bir psikolojik harekat. Bırakın yargıçlar karar versin. Siz yürütmenin başsınız Sayın Başbakan. Yürütmenin başsınız. Karıştırıyorsunuz. Hükümetin dikkatli davranması lazım, aldanmaması lazım. Sonradan yine kandırıldık dememesi lazım. Hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Kumpas davasında yargılanan sanıklar en çok tepkiyi Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözlerine gösterdi. Halen yürümekte olan bir yargılama üzerinde bir baskı. Böyle mahkeme üzerinde bir baskı yapmaya hiç kimsenin hakkı yok, yetkisi yok. Başbakanın bu açıklamasının ardından kendimi orta çağda hissettim. 15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışan hainlerle 28 Şubat'ı planlayan darbe kardeşleridir. Kumpas mağdurları Başbakan Yıldırım'ın 28 Şubat'la 15 Temmuz'u bir tutan açıklamalarına da sert çıktı. 28 Şubat
Hattın o atmosferinde yurdu terk etmek zorunda kaldı Fethullah Gülen. 28 Şubat döneminde alınan kararlar aynen korunsaydı, takip edilseydi ne FETÖ olayı olurdu ne 15 Temmuz olayı olurdu. Bakın bu davanın iddianamesini hazırlayan savcıdan tutun da davaya bulaşan tüm hakimler FETÖ'cü çıktı ve şimdi hapisteler. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Hükümete hukukçulardan da tepki geldi. Bir başbakanın söylememesi gereken, başbakana yakışmayan ifadeler doğrudan mahkemeye talimat anlamına geliyor. O bakımdan kabul edilemez bir açıklama. İki defa bütün delilleri çürümüş, cemaatin son kumpas davasında siyasal iktidarın etkisi, baskısı zaten hissediliyordu. Başbakanın bu açıklamaları da bunun üzerine tüy dikmiştir. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında mağdur edilen isimler de FETÖ'cü savcıların iddianamesini hazırladığı 28 Şubat davasına sahip çıkan AKP'yi eleştirdi. Bu tür bakış açısı neticede uzun vadede FETÖ'nün bir anlamda aklanmasıyla sonuçlanabilecek tehlikeli süreçlere yol açar. 15 Temmuz'u yapanlar 28 Şubat iddianamesini hazırlamışlardı. Bu arada 28 Şubat dönemine ilişkin açılan dava 2 Mart'ta sanık savunmalarıyla devam edecek. Bir bilgi paylaşalım. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbalık'ın koruma ekibinde yer alan bir astsubayın FETÖ soruşması kapsamında gözaltına alındığı bilgisi geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim iddialarına yanıt verdi. Kesinlikle erken seçim olmayacak diyen Bozdağ seçimlerin vaktinde yapılacağını vurguladı. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz? Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim iddialarını bu sözlerle yalanladı. Seçimlerin kesinlikle vaktinde yapılacağının altını çizen Bozdağ, bazı çevrelerin seçimin erkene alınması konusunda istekleri olduğunu belirtti. Türkiye'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil, hükümet karar verir. Ve hükümetin kararı da çok açık. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, bazı sanatçılara ait şarkıların TRT tarafından yasaklanmasına ilişkin iddiaları da açıklık getirdi. Şimdi TRT'nin her sene yaptığı bir işi sanki ilk defa yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek, TRT'nin kanunun verdiği görevi yerine getirmesini kanun dışı yapılmış bir sansürmüş gibi takdim etmek büyük bir ahlaksızlıktır. Bunu yapanları kınıyoruz. TRT görevini yapıyor. Türkiye Gençlik Birliği dünya anti-emperyalist gençliğini buluşturuyor. 17-23 Mart tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da yapılacak uluslararası anti-emperyalist gençlik buluşmasına yaklaşık 20 ülkeden gençlik grubu katılacak. 17-23 Mart tarihlerinde dünyanın dört bir yanından 20'ye aşkın ülkeden 40'a aşkın gençlik örgütünden yüzlerce arkadaşımızı misafir edeceğiz ülkemizde. Türkiye Gençlik Birliği ve Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği dünya gençlerini Türkiye'de bir araya getirecek. Etkinliğin ana sloganı emperyalist saldırganlığa, teröre ve geleceksizliğe karşı uluslararası anti-emperyalist gençlik buluşması. Uluslararası anti-emperyalist gençlik buluşması 17-23 Mart tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Hem İstanbul'da hem Ankara'da iki ayaklı bir programımız var 17-23 Mart tarihlerinde. TGB Genel Başkan Yardımcısı Elif İlhamoğlu etkinliğin detaylarını ulusal kanala anlattı. Hep birlikte topyekin bir mücadele verdiğimiz, Afrin'de teröristleri toprağa gömdüğümüz, Amerika'nın planlarını yerle bir ettiğimiz, emperyalizmin planlarını yerle bir ettiğimiz bir dönemde dünya gençliğinin Türkiye'de buluşması ve teröre karşı ortak bir tepki açıklaması, bir kararlılık göstermesi büyük bir anlam taşıyor. İlhamoğlu gençliğin dünya geleceği için de mücadele ettiğini söyledi. Gençlik örgütleri dediğim gibi burada olacak, hep birlikte buluşacağız. Dolayısıyla gençlik olarak Atlantik hegemonyasına karşı yükselen Avrasya uygarlıklarının önemli bir dinamizmini oluşturmak ve gençliğin kendi geleceğini, kendi kaderini ellerine almasını sağlamak, bunu göstermek, bu kararlılığı, bu dinamizmi yansıtmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Gençlere çok boyutlu bir etkinlik sunulacak. Hem kültürel sanatsal ayağı olacak, hem siyasi ayağı olacak, hem geziler olacak. İşte Türkiye'yi, İstanbul'u, Ankara'yı, buranın tarihsel güzelliklerini, mirasını, devlet birikimini yansıtacağımız, göstereceğimiz ziyaretler olacak.
Cumhuriyet Kadınları Derneği cinsel istismara karşı alınabilecek önlem önerilerini açıkladı. Derneğin Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Türkay Asma, idam ve hadım suçu önlemez dedi. Asma önerilerini sunmak için Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan randevu talep ettiklerini de belirtti. Cumhuriyet Kadınları Derneği, çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek için harekete geçti. Çünkü bunlar hepimizin çocuğu. Hükümetin cinsel istismarı önlemek için görevlendirdiği 6 bakanlık çalışmalarını sürdürüyor. Ve cezaları artırmanın hiçbir şekilde bu sorunu çözmeyeceğini bilmeliyiz. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırladığı kanun teklifini meclise sunacak. Bir şov yapmayalım artık. Çünkü bu ağ bizi sardı. Kanun teklifinde yer alan kimyasal adım ve 12 yaş kriteri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken CKD cinsel istismarı önlemek için önerilerini açıkladı. Temel amacımız çocukları nasıl koruruz, çocukları koruyacak düzenlemeleri nasıl alırız, bu noktada toparlanmalıyız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı ve Çocuk İstismarını Önleme Derneği kurucu üyesi Avukat Türkay Asma önerilerini sıraladı. Çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve korunmasına yönelik bağımsız, yetkili, ulusal kurumların kurulması, kişisel verilerin korunması koşuluyla bir veri tabanı oluşturulması, çocuklarla ilgili cinselliği artıran, cinselliği meşrulaştıran her türlü konuşmaları yasaklamak, materyalleri dağıtımını yasaklamak ve bunları suç olduğunu bildirmek ve bu suçu işleyenler hakkında da yaptırım uygulamak. Asma, önerileri Başbakan Yardımcısı ve cinsel istismara yönelik oluşturulan komisyonun başkanı Recep Akdağ sunacaklarını belirtti. Kabul ederlerse bizi çok mutlu oluruz. Çünkü bunlar hepimizin çocuğu. Meteoroloji uzmanları günlerdir uyarıyordu ve İstanbul'a beklenen kar sonunda geldi. Gece saatlerinde yağan kar sokakları beyaza boyadı. Aylardır beklenen kar geldi ve İstanbul beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı çatıları beyaz örtüyle süsledi. Kar yağışının öğle saatlerine kadar yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafiğin aksamaması için yollarda kar küreme araçlarını hazır bulundurdu. Karla birlikte soğuk havada kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. AKOM'da oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız sözleriyle tepki çeken Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında Küçükçekmece Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılığın Akit TV sunucusu hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ettiği iddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Nişantaşı Cihangir Etiler. Çok tartışılan Akit TV sunucusu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama suçundan iddianame hazırlandı. Akit TV programında sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den, Nişantaşı'ndan başlarız ifadeleri kullanan sunucu Ahmet Keser'le ilgili Küçükçekmece Savcılığı harekete geçti. Ya sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler. Değil mi yani? Bir sürü ayın var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. İddianame hazırlayan savcılık sunucu Ahmet Keser'in 1,5'la 4,5 yıla kadar hapsini istedi. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Keser'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Gün Başlıyor isimli program nedeniyle Akit TV'ye 3 kez program durdurma ve %3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. İstanbul'un Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre perakende fiyatlar %67, toptan fiyatlarsa %91 oranında arttı. Yıllık enflasyondaki artışsa perakende ürünlerde %9.02, toptan fiyatlarda da %10.44 oldu.
İstanbul'un enflasyonu Şubat ayında da arttı. İstanbul Ticaret Odası 1995 bazlı verilerine göre kentin Şubat 2018 enflasyonunu açıkladı. İTO verilerine göre Şubat ayında kentte perakende fiyatı %0.67, toptan fiyatı ise %0.91 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise perakende fiyatında %9.02, toptan fiyatında ise %10.44 oranında artış görüldü. Şubat ayında bir önceki aya kıyasla kültür, eğitim ve eğlencede %3.11, sağlık ve kişisel bakımda %1.78, gıdada %1.32 ve ev eşyası fiyatında da %1.09 artış yaşandı. Haberleşmede %1.33, konutta %0.41 ve giyim fiyatında da %0.37 oranında gerileme görüldü. İstanbul'da ücretliler geçinme indeksi yıllık ortalama %9.29 oranında, toptan eşya fiyatları indeksi de %12.32 oranında yükseldi. Hatay'da besicilik yapan çiftçiler kepek, yem ve saman fiyatlarının pahalılığından yakınıyor. Kredi borçlarını ödemekte zorlanan çiftçiler tek tek hayvanlarını satıyor. 14 tane hayvanım var. 45'ten 14'e düştüm. Besiciliği bırakmak üzereler. Yıllardır geçimlerini sağladıkları hayvancılık artık onlara kar getirmiyor. Yem pahalı olması insanı da, üreticiyi de, besiciliği de çileden çıkarttı. Ben değilim, herkes. Hatay ve ilçelerinde daha önce hayvancılık her yerde yapılırken bugün neredeyse büyükbaş hayvancılığı bitmek üzere. Elden, avuçtan, dosttan gidip borçlanıp bankayı ödüyoruz. Neticede zarar üstüne zarar. Sorunların başında pahalılık geliyor. Kepeğin çuvalı 13 liraydı. Şimdi ise kepeğin çuvalı 30 lira. Bir arpanın çuvalı 62 lira. Bir küspenin çuvalı 55 lira. Samandağ ilçesinde besicilik yapan çiftçiler dışarıdan et alınmasına tepkili. Çiftçiler ithal yerine bizi destekleyin diyor. Arpa çuvalını 57 değil de 42-45'e ver. Kredi borçlarını ödemekte zorlanan çiftçiler ithal etin çözümü olmadığını söylüyor. Evdeki ineği kesiyoruz. Neymiş ucuz et geliyor. Neymiş ucuz dana geliyor. Bu ucuz dana bizi ayakta tutmaz ki. Bu ucuz dana bizim çocuğumuzu yetiştiremez ki. Kazanamadıkları için hayvanlarını bir bir satıyorlar. Hayvan sayısı çok azaldı. Sayın Bakanımız ne dedi? İşte buzgalayı öldürmeyelim. Buzga yok ki ölsün. Zaten yok ki zaten. Kalmadı. Bütün inekler kesildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine hitaben geleneksel yıllık konuşmasını yaptı. Konuşmasında savunmaya geniş yer ayıran Putin, yeni bir kıtalar arası balistik füze geliştirdiklerini ve bu füzenin dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine geleneksel yıllık konuşmasını yaptı. Rus lider Federal Meclis konuşmasında hem iç hem de dış politikaya yönelik değerlendirmelerde bulundu, gelecekle ilgili planlarını anlattı. Konuşmasında savunmaya geniş yer ayıran Putin, yeni nükleer füze denedik, dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilir dedi. Putin, Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde bu saldırıya Rusya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceğini vurguladı. Rus Devlet Başkanı Rusya'nın cephaneliğinde hiçbir füze savarın tespit edip izleyemeyeceği, sesten hızlı yeni bir silahı olduğunu ve başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı füzeler geliştirdiğini söyledi. Putin, Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplara karşı 2015'ten beri düzenlediği operasyonların Rus hava güçlerinin artan kapasitesini ortaya koyduğunu kaydetti. Ancak Rusya'nın hiçbir ülkeye saldırma gibi bir niyetinin olmadığını da ekledi. Putin, Amerika'nın Rusya sınırları yakınlarında yer alan çeşitli ülkelere yerleştirdiği hava savunma sistemlerine karşılık olarak yeni silah sistemleri geliştirdiğini ifade etti. Rus lider Amerika'ya hitaben de, "Politikalarınızla durdurmak istediğiniz her şeyi çoktan yaptık. Rusya'yı zapt etmeyi başaramadınız." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılki federal konuşmasını yerinde dinlemek için 705 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Başkentte servis şoförleri AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 500 adet yeni servis plakası satma kararını protesto etti. Piyasada yeterince servis aracı olduğunu belirten şoförler araçlarıyla belediye önünde toplanarak eylem yaptı. Ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Zaten son verilen 4 plakadan dolayı müzdaribiz. 500 plakaya verdirtmek istemiyoruz, hakkımızı arıyoruz. Günde 360 bin öğrenciyi taşıyan servis şoförleri 3 bine yakın araçla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Başkent'te servisçiler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 500 adet C plaka satışını böyle protesto etti. Servisçiler piyasada yeterince araç bulunduğunu belirterek ihtiyaç fazlası plakalara tepki gösterdi. İstifa etsin o adam. Yazık ya. Evimizi, köyümüzü sataraktan biz bu plakaları temin ettik. Servisçiler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmeyi talep ettiler. Talepleri kabul edilmeyince de protesto kararı aldılar. O da başkanımız görüşmeye gitmiş, kabul etmemiş. İnanır mısın, hiç kimse bizi adam yerine koyup da muhatap almadı. Belediye önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen servis şoförlerine polis müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan şoförler gözaltına alındı. Protesto sırasında Ankara Servisçiler Odası'nın genel başkanı da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi servisçi esnafıyla uğraşmasın. C plakasına ihtiyaç çok, trafiği görüyorsunuz. Ankara'nın 5 plakaya daha iyi ihtiyacı yok. Bu haksızlığı biz istemiyoruz. Başkanımız randevu istiyor, vermiyor başkan. Bugün İzmir'de yapılması planlanan Körfez geçiş projesinde bilirkişi incelemelerde bulundu. ÇED olumlu kararına karşı açılan dava üzerine harekete geçen bilirkişi heyetiyle vatandaşlar bölgeye akın etti. İzmir'e sahip çık platformu incelemeler sırasında yaptığı açıklamada köprü değil temiz körfez istiyoruz dedi. 3,5 milyar TL'ye mal olacağı tahmin edilen ancak aslında çok daha büyük maliyetlere mal olacak bu proje merkezi hükümet tarafından İzmir'e dayatılmaktadır. İzmir'de İnciraltı ve Sasalı arasında hükümet tarafından Körfez geçişi projesi yapılması planlanıyor. Projeye tepkiler çığ gibi büyüyor. Yüzülebilir Körfez hayalini kurduğumuz İzmir Körfezi'ne de geri dönülemez zararlar verecektir. Bölgede ÇED olumlu raporuna karşı açılan davada bilirkişi heyeti incelemede bulundu. İncelemeyle eş zamanlı olarak İzmir'e sahip çık platformu da oradaydı. Güzel İzmir'imizin tarihi, kültürel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde bir bir yok olup gidecektir. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, İzmir İl Koordinasyonu Kurulu Sözcüsü Melih Yalçın, projenin İzmir'i ranta açacağını söyledi. Kamu yararını öncellemek gerekmektedir. Merkezi yönetimin ranta dayalı planlama anlayışının karşısında duracak en büyük gücün yerel yönetimler olması gerekir. Mavişehir'de köprü ayağının yakınlarında yapılan açıklamaya Vatan Partisi'nden de destek geldi. Rantlaşmayı sağlayacak bir projeyi protesto etmek için geldik. Bu aylardır çalışması yapılan bir proje. Değişik dernekler var. Biz Vatan Partisi Karşıyaka ilçe olarak Karşıyaka'yı mahvedecek bu projeye kesinlikle karşıyız. Doğaya çok büyük ihanet. Tanrı'nın bize sunduğu çok güzel bir lütuf var. Doğayla iç içe yaşamak. Ve hızla çölleşen Ege'nin ekolojik bütün sistemleri de bozulacak, ekolojik dengeleri bozulacak. Deniz gibi önümüzde bir ulaşım varken burada feribot seferleri, iskeleler arttırarak yine bu trafik İzmir içine sokulmadan karşı tarafa geçirilebilir. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'de çocuklar için spor salonu açıldı. Spor salonu donanımıyla kent merkezindekilere taş çıkartıyor. Rahat! Hazır ol! Maytay! Bu gördüğünüz son model spor aletleriyle donatılmış salon bir kent merkezinde değil, Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'de bulunuyor. Burada bulunmaktadır. Yani burada bütün... Bu salonda yaşları 8 ile 17 arasında değişen yaklaşık 500 köy çocuğu spor yapıyor. Çevre, civar köyler, ayırım yapanlar bunlar bizim vatanımızın çocuklarıdır. Biz bu spor kamp derslerini
yaptık. Burada çocuklar asayişi korumak için, kötü alışkanlıkları olmamaları için burada gelip sporlarını yapıyorlar. Başka köylerin de bütün katkıları da burada bulunuyor. Hepsi de geliyor. Salonda spora dair her şey var. Bir de kurslar veriliyor. Daha önce tekvando ve karate yapan çocuklar bu yıl Muay Thai sporunu öğreniyor. Burada kendimizi nasıl savunabileceğimizi ve dışarıdaki tehditlere karşı nasıl önlem alabileceğimizi öğreniyoruz. Kötü tehlikelerden kendimi koruyabilirim. Kendimizi koruyoruz. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi ve kendilerini koruyabilmesi için açılan bu salonda amacın ötesine geçilmiş. Öyle ki aralarından şampiyonlar çıkmış. Dünya şampiyonluğuna dövüşebilecek, Avrupa şampiyonluğuna dövüşebilecek ve Türkiye şampiyonluğuna dövüşebilecek çocuklarımız kız erkek bulunmaktadır şimdi. Spor eğitmenleri, sporcuları, salonu ve amaçlarını ulusal kanala anlattı. Bu civar köylerden geliyor hepsi. Yeşilköy, Bahçeköy, Karataş. Kızlı erkekli her yaş grubundan var. Burada evet, savunma sporları yapıyoruz. Anladım. Bizim buradaki, zeydimizin buradaki amacı çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Gündemine genellikle ilginç olaylarla gelen Adana bu kez bir başarı hikayesiyle karşımızda. Adanalı öğrenciler kutu taşıyabilen robot tasarlayarak önemli bir başarıya imza attı. Adana bu sefer bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıktı. Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen öğrenciler kutu taşıyan robot tasarladı. Robotu tasarlayan ekipte yer alan Eyüp Taşçı, uluslararası yarışmalara hazırlandıklarını belirtti. Mekanik, elektronik, kollama alanında bizi geliştireceğini düşündüğümüz için de bu yarışmaya başvurmak istedik. Fizik öğretmeni Mirhunisa Duran, öğrencilerin robota büyük ilgisi olduğunu söyledi. Robotla ilgili öğrencilerimizin ilgileri var ve uzun süredir çalışma yapıyorlardı. Verdikleri emek sonucu robota kutuyu taşıtmayı başaran öğrenciler iddialı. Üç kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Zira bu bir adım ve o adımın sonrasında kim bilir daha ne güzel projeler üretecekler, hayata geçirecekler. Sevgili seyirciler, bugün 1 Mart dedik. Mart ayının ilk ana haber bülteniyle karşınızdayız dedik. Artık ana haber bültenimizi kapatma vakti geldi. Ama bu kez farklı bir şekilde kapatacağız. Kemençe ile kapatacağız. Samsun'da yaşayan Atakan Karadeniz'in görüntüleriyle veda ediyoruz sizlere. Kemençe'den İstiklal Marşı'yla.